siz olun, rivayete uyarak, zanne uyarak. Hocam bir de şöyle bir şey var bu konuda, onu da söyleyelim de ondan sonra girelim derse inşallah. Şimdi halen daha bir şeyde dolanır. Edille-i şer'iye dörttür derler. Kitap, sünnet, kıyas, fukaha, neydi o ya? Kitap, sünnet, icma, ümmet, kıyas, fukaha. Evet, bunları söylerler. Bunu anlamada ilk önce kitaba bakılır. Kitap dedi, Kur'an. Kur'an'da yoksa sünnete bakılır. Sünnette yoksa ümmetin kıyasına bakılır. Fukaha'nın şeyine bakılır. Ondan sonra Kur'an'da yazıyor ki ayette, biz bu şeyde hiçbir tane eksik bir şey bırakmadık. Her örnekten bir örnek verdik diyor. Ondan sonra bunlar hepsi ölüyor. Öbürküleri. Kitapta hepsi var diyor. Ondan sonra hangi sünnete bakacaksın? Hangi kıyası fukahaya bakacaksın? Bitti yani. Mustafa abi, Allah diyor ki, de ki ben yalnızca bana vahyoluna uyarım. Nokta. Al sana peygamberin örnekliği işte. Peygamber arıyorsan, peygamber ne yapmış? Sadece kendine vahyoluna uymuş. Nokta. O zaman peygamberin sünneti neymiş? Vahyoluna uymak. Sen de uy. Tamam, bitti. Ama nereden çıkarıyorlar bu? Yani bunu şey gibi öğretirler. Bütün okullarda, Kur'an kurslarında, imam hatiplerde, ilahiyatlarda edille-i şer'iyeyi öğretirler. Halen daha. Evet. Peki. Başlayalım o zaman inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın insanlarla konuşması ve vahyi gayri metlum. Biliyorsunuz Süleymaniye Vakfı'ndan Fatih Urum'un bir, bu arada herhalde doktor oldu galiba, o doçent doktor diyelim, konuşması vardı. Allah'ın insanlarla konuşması hakkında bir takım bilgiler veriyor, konuşmalar yapıyor orada. O konuşmaların içerisinde doğru olan bazı yerleri var, bazı yerleri de Kur'an'a uymuyor. Şimdi tabii biz de Kur'an'ı anlama gayreti içerisinde olduğundan dolayı bu tür şeylerle hep yüzleşmemiz gerekiyor. Gerçekten doğru söylüyorsa doğru diyeceğiz, yanlış söylüyorsa da yanlış diyeceğiz. İşte oradaki Allah'ın insanlarla konuşmasını anlatırken mesela Hazreti Meryem'e vahyedildiğini, Musa'nın annesine vahyedildiğini, hatta Allah'ın bütün insanlarla konuştuğunu, Allah'ın rüya göstererek insanlarla konuştuğunu belli metotlar anlatıyor ve bir yerde de diyor ki Allah melekler gönderip insan kılığına sokuyor, bu şekilde konuşuyor diyor. Biz de dedik o zaman bu konuyu işleyelim. Onun sıraladığı şeyleri, gerçekten Allah böyle konuşuyor insanlarla. Buyur hocam. Hocam aslında ben bunları yaparken onları videonun ne dediğini karşıma alıyorum. Onu da nerede yanılmışlar onları tek tek ortaya koyarak ayetlerden örnek vererek izah ediyorum. Aslında o yanılgı konularını gündeme getirip oradaki yanlışlıkları Kur'an'daki diğer ayetlerle örnekler vererek açıklamak gerekiyor. Mesela Allah insanlarla konuşur. Bütün insanlarla konuşur. Bu doğru bir şey. Ayet okuyalım isterseniz. Şura suresi 51. ayette kendisiyle Allah'ın konuşması bir beşer için olacak şey değildir. Yani bu direkt olarak konuşma olayından bahsediyor. Ancak bir vahiy ile, bu neyi ifade ediyor, bir vahiy ile, vahiy ile kiminle konuşuyor Allah? Peygamberlerle konuşuyor. Peki Allah Arya vahyettik, Meryem'e vahyettik, Musa'nın annesine vahyettik, daha vahyettik, bunları nereye koyacağız o zaman? Ayeti bitirelim, ondan sonra bunları konuşalım. Vahiy ile ya da perde arkasından konuşur. Yani Allah perde arkasından nasıl konuşur?
hep Musa ile perde arkasından konuştuğunu söylemişler bugüne kadar. Oysa perde kelimesini Kur'an, inkar edenlerle Kur'an arasındaki bir setten, bir sınırdan, bir yanlış anlayıştan bahsediyor. Rabbani yolun dışında olanları Allah anlatıyor. Rabbani yolun dışında olan insanlar Allah'la nasıl konuşur? İşte onu da Kur'an gündeme getiriyor. Perde arkasından, hani hemen şu ayete örnek vermek gerekiyor. Hac suresi 75. ayette Allah insanlardan da meleklerden de Resuller seçer diyor. İşte perde arkasından konuştuğu peygamberleri dinleyen insanlar değil, peygamberleri inkar eden, yalanlayan insanlarla Allah perde arkasından konuşuyor. Nasıl konuşuyor? Melekler aracılığıyla. Nedir meleklerin özelliği? İşte Allah meleği tarif ederken, bu tabii ki benim anlayışım, insanların biyolojik ve psikolojik yapısı da dahil olmak üzere insanların dışında Allah'ın zerreden küreye kadar insanlara hizmet sunan bütün varlıklara melek ifadesiyle anlatmış. İşte burada meleklerle Allah'ın konuşması ifadesini kullanırken meleklerde akıl yok, irade yok, seçenek yok. Allah onlara bilgiyi kodlamış. O kodlamış olduğu bilgiyi çözen insanlar Allah'ı inkar etse de, Allah'ın Rablerini kabul etmese de, o bilgileri çözen insanlar inanmasa da Allah ile konuşur diyor Allah. Ne ile konuşuyor Allah? Bir portakal ağacına, bir elma ağacına, bir hayvana, bir insandaki böbreğe, bir insandaki kalbe Allah bilgiyi kodluyor. Onu çözdüğü zaman insanlar Allah'la melekler aracılığıyla konuşur diyor. Ve devam ediyor. Veya bir elçi gönderip kendi izniyle dilediğine vahyetmesi durumu başka. Yani bir elçi, Müslümanlar için iki avantaj var. Birisi hem melekler aracılığıyla Allah'la konuşuyor, diğeri de hem peygamberler aracılığıyla Allah konuşuyor. İki elçiyle. Peygamber aracılığıyla nasıl konuşuyor Allah? Biz işte peygamber aracılığıyla Allah'la konuşuyoruz. İşte şu Kur'an'ı okuyoruz ve Allah'la biz konuşuyoruz. İşte Müslüman olanlar hem Allah'la peygamber aracılığıyla konuşuyor, hem de eşyanın yaratılışını Allah'ın bilgiyi kodladığı o melekleri çözdüğü zaman da teknoloji üretmeleri bugüne kadar insanlık tarihinin başlangıcından bu tarafa evrendeki yaratılmış olan varlıkları çözüp her türlü insanların yaşayabileceği ortamları hazırlamaları Allah'ın meleklerle konuşma olayı oluyor. Bu Müslüman olanlar hem Allah'ın gönderdiği peygamberlerle Allah ile konuşuyor, hem de Allah'ın yarattığı melekler aracılığıyla konuşuyor. İşte sadece meleklerle konuşmayan, yani peygamberlerle konuşmayan insanlar sadece inkar edenlerdir diye düşünüyorum. Arkasından diyor, vahyetmesi durumu başka. Gerçekten o yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir. Yani Allah her şeyi o kadar mükemmel, o kadar yaratmış ve yarattığı varlıkları güzel bir şekilde izah etmiş ki, işte bu Kur'an eğer Allah'ın dışında Allah'tan başkası adına gönderilmiş bir kitap olsaydı, onda bir takım aykırılıklar bulunurdu. İşte Kur'an'da çelişki olmamasının nedeni de bu Kur'an Allah'ın gönderdiği bir kitaptır ifadesiyle olayı anlatıyor. Tabii ki burada çok sorular ortaya çıkmakta. Evet, şimdi belki şurayı bir netleştirmemiz lazım. Allah melek gönderip de o melekleri insan kılığında başka insanlarla konuşturur mu? Ben şahsen böyle bir şeyi bir aldatma olarak görüyorum. Yani ben bir insanla konuştuğumu düşüneceğim.
ama benim karşımdaki bir insan değil. Yani metafizik alemden, yani ölülerin ancak öldükten sonra gidilebilen yerden gelen bir varlıkla ben konuşacağım. Ama ben bunu bilmeyeceğim. Bu benim intiham prensiplerime de aykırı bir şey. Ben insan diye birisiyle konuşuyorsam, onun da benim gibi fizik kurallarına tabi olduğunu düşünüyorum ve ona göre davranıyorum. Eğer aksi oluyorsa, Allah bana benim bilmediğim metafizik alemden bir varlık gönderip onu da insan şekline sokuyor. O zaman Allah beni kandırıyor demektir. Bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi hocam burada şunu anlamak gerekiyor. Yani meleklerde böyle insan şekline görünmesi olacak şey mi? Kur'an'da buna o kadar geniş yelpazede yer veriyor ki Kur'an. Sen bir melek olmalı değil miydin? Veya melekleri de yanında getirmeli değil miydin? Veya Allah'ı getirip bizimle konuşturmalı değil miydin? İfadeleriyle Kur'an bunlara örnek veriyor. İşte Kur'an'ı kendi sistemi, kendi bütünlüğü içinde anlamayan insanlar, hani Meryem suresi 17. ayette kavmiyle kendisi arasında bir perde çekmiştik, ruhumuzu gönderdik, o da düzgün bir beşer kılığında görülmüştü ifadesi kullanıyor. Burada ruh kelimesine hep Cebrail anlamı yüklemişler. Peygamber'e vahiy getiren, götüren Cebrail anlamında kullanmışlar. Peygamber'e namazın nasıl kılındığını insan şeklinde geldi, Cebrail girdi, ondan sonra peygambere namaz kıldırdı diye hikaye ve masallarla insanları kandırmışlar. Oysa Allah ruhumuzu gönderdik, ruh kelimesi Kur'an'da 22 yerde geçmekte. Ruhul Kudüs diyor, efendim emin ruh diyor, efendim İsa'ya Allah bilgiyi kodluyor. Allah İsa, Allah'ın bir kelimesi, Allah'tan bir ruhtur diyor. İnsanlara ergenlik yaşına geldiği zaman bütün ruhumuzu üfledik diyor. Yani Kur'an'da 3-5 tane farklı ruh kelimesini, Allah kendisine de ruh diyor. İşte ruh kelimesi Allah'tan gelen bilgi anlamında kullanmış Kur'an'da. Yani burada hani sana ruhtan sorarlar, de ki o Rabbimizin emrindedir der İsra suresi 85'te. Ne demek o? Yani Allah evrendeki bütün varlıklara kendi bilgisini yüklüyor. Buna Cibril diyor. Bu bilgiyi onlarda görmek, Allah'ı görmek, Allah'ı tanımak, Allah'ı bilmek, Allah'ın bilgilerini bilmek. Yani şu Kur'an Allah'ın varlığının çelişkisiz bir şekilde bilgi aktarması da biz Kur'an'da Allah'ı görüyoruz. Ayrıca şu evreni yarattığı bir armut ağacında, yarattığı bir elma ağacında, yarattığı bir hayvanda, yarattığı bir insanda Allah'ın varlığını hissedip görüyoruz. İşte burada ruh kelimesine Kur'an Allah'ın bilgileriyle bilgilenen, kesinlikle hani şu ayeti de orada hatırlayabilseydi o kardeşimiz, hani diyor ya Hac suresi 52. ayette, kovulmuş şeytanı bütün peygamberlere musallat ettik ama onların katmalarını kaldırdık, kendi ayetlerimizi sağlamlaştırdık. İşte Kur'an'da düzeltilmiş bir beşer kelimesini insan için kullan, bir peygamber için kullanmış Kur'an. Beşer kelimesini hem Kur'an inkar edenler için kullanmış, hem de iman eden Müslümanlar ve peygamber için kullanmış. İşte konu içinde hangi anlamda kullandığını biz ancak o konuda karar verip anlayabiliyoruz. İşte düzeltilmiş bir beşer dediği o insan, arkasından gelen ayetlerde bunu anlayan yok. Ben Allah'tan gelen bir nebiyim, resulüm, elçiyim. Sana erkek bir çocuk vermek için buradayım ifadesiyle
o Nebi ve Resul olduğunu bize anlatıyor Allah. Yani geçmişten ve gelecekten kim haber verir? Allah'ın gayb haberiyle ilgili bilgi verdiği sadece Nebiler, Resuller haber verir. Bunu anladığı zaman olay çözülüyor ama maalesef bunu anlayan yok diye düşünüyorum. Meryem'e gelen meleğin erkek kılığında, insan kılığında göründüğünü söylüyordu. Meryem'e bir çocuk müjdeliyor. Yani şimdi buradan yola çıkarak o ayetleri böyle kabul edersek, o zaman Meryem'e çocuk müjdeleyen, Meryem'in hamile kalmasına vesile olan bir melek olmuş oluyor o gelen. Yani o zaman İsa'nın babası ya o melek ya da Allah kendisi olmuş oluyor o zaman. Çünkü o meleği gönderiyor. Melek de ona diyor ki işte Allah sana bir çocuk müjdeliyor. Sana bir çocuk müjdelemek için ben buradayım diyor. İçinden çıkılmaz. İnsan fıtratı bir anıt ortaya çıkıyor. O zaman demek ki buradaki gelen ruhumuzu gönderdik denildiğinde ruhun ne olduğunu doğru tespit etmezsen başlıyorlar o zaman ihtimaller yürütmeye. Bunun ne olabilir? Bu geldi konuştuğuna göre birinde düzgün bir beşer olarak görülüyor. Ruh ve düzgün beşer. Bu iki kelimenin doğru bir şekilde oraya oturtulması lazım. Oturtamadığın zaman Meryem'in kendi isteği ve iradesi dışında hamile bırakıyorsun. Yani belki de Meryem gelen kişiyi sevmiyor. Sevmiyor. Evlenmek istemiyor. Hayatını yaşamak istiyor belki. Ama Meryem'e seçim hakkı yok. Gelen o geleneksel din algısına göre Allah'tan tarafından gelen o melek böyle veriyor. Bilgiyi haberin arkasından da Meryem hamile kalıyor. O zaman Meryem'in kaderi mecburen bu çocuğu doğuracak ve büyütecek. Hani Allah insanların iradesine müdahale etmiyordu. İşte bak Meryem'i burada zorla hamile bırakmış oluyor. Meryem ne diyor sonra? Keşke unutulup yok olsaydım da bunları görmeseydim diyor. Acılar çekiyor. Onun için o kelimeler doğru anlaşılıp doğru yerine konulmadığı zaman içinden çıkılmaz, gerçekten çamura batıyor. Çamura batınca da onu kılıfına uydurabilmek için efendim rivayetlerden, Arapça gramerden, teknolojik bilgilerden bir sürü uydurumlara gidiyorlar. Ne diyorlar? İşte Meryem'in tabii önce gelen melek, o zaman bir bitki gibi yetiştirdik diyor. O ayeti oradan alıyor. İşte o zaman Meryem'de eşeysel bir üreme var diyor. Bitkilerde böyle olduğu için Meryem de kendi kendini böyle hamile bıraktı diyor. Bu sefer buraya gidiyor. O da yaşamda yok. İnsanda böyle bir şey yok ki. İnsan fıtratına ters. Ne yaparsan yap, işin içinden çıkamıyorlar. Peki neyin sonucu bu hale geliyorlar? Bir kısmı işin kolayına gidiyor. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde buyurmuşlar ki Mehdi zuhur edecek, Mehdi'den sonra İsa gelecek, İsa geldiğinde de şu kadar şey Muhammed de tabi olacak, hükmedecek yeryüzünde filan filan filan. Böyle bir şey uyduruyorlar. Bir kısmı gidiyor buraya alıyor. Bir diğer kısmı işte Bayındır gibi, Mehmet Okuyan gibi öyle tiplerde. Onlar da Arapça üzerinden, teknoloji üzerinden bunu açıklama gayreti içerisine giriyor. Ama hani Sezai Karakoç'un bir şiir var ya, ne yapsalar boş diyor, göklerden inen bir karar vardır diye. Sonuçta ortada bir Kur'an var, bir de hayat var. Ne yaparsan yap, bu Kur'an ve bu evren yanlış bir yorumu kabul etmiyor. Atıyor dışarıya. İşte biz bunu okuduğumuzda burada da görüyoruz yani.
O açıdan Kur'an'daki kavramları doğru anlamak insanın işini ne kadar kolaylaştırdığını anlatabilmek için bunları size söyledim. İsterseniz şimdi bir de İbrahim'e gelen elçileri şey yapalım, konuşalım. Hud suresi, hocam Hud suresi 69. ayete bakalım. Oradan onu anlamaya çalışalım. Gerçekten o Kur'an'ın ifadesiyle melek mi yoksa elçi olan Nebi Resul mü bunlar? Bunları anlamaya çalışalım orada. Hud suresi 69. Hatice Hanım, sana da geliyor mu melekler? Meryem'e geldiğine göre konuşuyorlar, bir şeyler söylüyorlar. Bir de hocam bir şeye daha aykırı bu. Ya İbrahim'e geldi de bana niye gelmedi arkadaş? Ya ben de gösterselerdi aynı şeyleri ben de olurdum belki. Deme hakkım doğar. Bunu söyleyebilirler. İbrahim bir peygamberdi filan diyebilirler. Ama Meryem peygamber değil ki. Ha, değil. Ayrıca ha, bir de şu var. Başka bir birisi de diyebilir. Ya bana geldi. Allah tarafından insan kılığına girmiş bir iki melek konuştular, ettiler. Şunları söylediler, gittiler. Şimdi böyle dese birisi. Veya birisi dese ki ya geldi işte iki melek bana böyle. Ben tam namaz kılıyordum, dua ederken geldiler. Dediler insan kılığında. Dediler ki şeyhin kıymetini bilin. Bu şeyh aman sakın emrinden çıkmayın. Size mahşerde şefaat edecek. Ondan sonra yürüdüler gittiler. İnsan kılığında iki melek. Ne diyeceksin? Sağ gitsin işte hocam. Yani mantığı şey aykırı hocam. Olmuyor. Ne dersin git. Burada melek ve peygamber demişken hani sen geliyor mu sana derken hak etmesi lazım. Konuştuk ya daha önce peygamber. Allah böyle tombaladan peygamber çıkartmıyor. Yani Resul ilk önce o göreve layık bir hayat yaşıyor olması lazım. Sorumluluk alabilecek. Peki yani, Meryem hak etti mi? Yani hak etmiş. Hatice Hanım da Meryem'in gibi. Hak etmiş olması lazım. Onun gibi teşekkürlü. Meryem hak etmiş olmamış olsaydı bu şekil muhatap olmazdı. Aynı ben orada hani Meryem bir Rasul değil. Ama Rasuller gibi sorumlu bir insan ve gerçekten her türlü günahtan sakınan ve her türlü iyiliği düşünen aynı Rasul ahlakına sahip bir insan olduğunu ben düşünüyorum ve hak etti. Yoksa tombaladan Meryem çıkmaz, tombaladan Muhammed İbrahim çıkmaz. Onun için önce o hak ediyor. Ondan sonra tabii görev tevdi ediyor bir anlamda. Böyle olması gerekiyor. Yoksa Mustafa abinin sorduğu soru havada kalır o zaman. O doğru bir soru. Bana niye gelmiyor? Ama sırada Ali Rıza Hoca gibi bir insan gelmiş. Böyle bir grup gelmiş mesela. Bir dakika. İnsanın havarileri gibi. Bir dakika bak. Ama Meryem hak ettiğinden dolayı Allah ona melek gönderdiyse benim şeyh de diyebilir. Ben de hak ettim. Bana da geldi melekler. Gittiler. İşte onu diyorum ya. İşte bak Mustafa abi sordu demin o soruyu. Ben de diyorum işte mesela hani olmasın. Bu grup ondan sonra Ali Rıza Hoca'nın tebliğ, yaptığı tebliğ mesela. Yani çevrenizde gördüğünüz Resul'ün görevini üstlenen insanlar esasında işte Allah'ın size gönderdiği melek değil mi? Bir yok, de melek... Ali Baba hiç kimseye melek gelmiyor ya. Gelen ya, giden melek yok. Peygamber'e de yok. Şimdi abi burada meleğe bir sürü değişik anlam yüklenebilir. Hani böyle de düşünsen. Gelen melek, hani dedi ya Aliz Hocam, ontolojik varlığı olan aynı zamanda elle tutulup gözle görülmeyen ruh gibi. İblis gibi. Şimdi Allah bunların hepsine melek dediği için gelen insanı da hani bu anlamda melek olarak görebilir miyiz? Bence görebiliriz yani. Yani bu bir bakış açısından. Yok hani, melekleri biz... Anlam delilleri yok, olmayabilir, o yok. Yok melekleri biz görüyoruz ama melekler bize Cibril'in dışında... kodlanan bilgi dışında bilgi getirmiyor melekler. Bize öyle görünmüyor melekler. Böyle elçi melek yok. Böyle bir
Yani elçi melek var ama bu anlamda yani, değil. Şey anlamda değil. Benim demeyi isterim. Özel olarak metafizik alemden geliyor. Bir de ayrıca insan kılığına giriyor. Yoksa öyle bir şey olmaz. Öyle bir şey. Yani benim diyeceğim mesela benim gözümde burada vahyi gerçekten anlama iradesi ortaya koyan, insanları uyandırmaya çalışan kişi Resul'ün misyonunu yükleniyor dedik ya. Ha, bu kişi melek olabilir mi? Yani melek bu anlamı verdikten sonra melek dediğin zaman bence bunda bir sıkıntı yok ama tabii gerçek anlam bu değil. Yok şimdi hak edene vahiy geliyor. Yok, melek gelmiyor. Onu da ayıralım. Hani evet. Hani özür dilerim. Bu suresi 69'u da okuyalım. Bir dakika hocam şunu ben açıklığa kavuşturayım da. Hani Ahzab suresi 23. ayette öyle erkek adamlar var ki yaratılışta verdiği söze sadakat gösterdiler. Göstermeye hala devam etmektedirler ifadesini kullanıyor. İşte Ali Baba'nın dediği gibi aslında Ali İmran suresi 124-125. ayette eğer siz sabrederseniz, gerekli gayreti gösterirseniz Allah meleklerden 3000-5000 kişiyle size yardım ulaştıracaktır diyor. İşte buradaki... çok güzel. Yani burada yaratılışta verdiği söze sadakat gösteren, hani vicdanındaki o takva sesine kulak veren, o yolda yol tercihini kullanan insanlar, peygamberler geldiği zaman o vicdanındaki ses haykırıyor. Diyor ki, siz sizden ücret almayanlara uyun, onlar yalan söylemezler diyor ifadeyle. Yani meleklerdeki, yani insanlardaki melek kavramını böyle anlatmış Kur'an. Ama melek dediği zaman görünen melekler de var, görünmeyen melekler de var. Bütün evrende hayvanlar görünen melektir, dağlar görünen melektir, yıldızlar görünen melektir, efendim bitkiler görünen melektir. Ama peygamberlere melekler gelip de ona insan suretine görünüp de bilgi aktarmaz. İşte meleğin bilgi aktarma olayına Kur'an hani Bakara suresi 97. ayette Cibril'e yani Cibril'i ifade ederken anlatırken Kur'an kendinden öncekileri doğrulayıcı ve kendinden sonrakilere müjde verici olarak senin kalbine ilka ve ilham etme olayına Allah Cibril diyor. O zaman bundan sonraki insanlara da bu mesajı verebilmek için bu melek kavramını düzgün kavramak gerekir diye düşünüyorum. Evet. Peki. Hocam bu çerçevede Zekeriya'yı da bu çerçevede görüp hani Allah onlara 3000-5000 melekle yardım etti. İşte Allah Meryem'e de melek gönderdi. Yani oraya gelen 5000 melekle Meryem'e giden o bir melek, o bir meleğin de Zekeriya olması. Böyle de düşünürsem bilmiyorum yani uyar mı? Şöyle diyelim. Yani orada zaten diyor ki ben Allah'tan gönderilmiş Nebi ve Resulüm diyor. İfade aynen böyle. Açın Meryem suresinde bu geçer. Yani burada bunu biz Kur'an'ın bütünlüğüne yayarak burada Meryem'e gelen bu elçi kim? Onu yakalamamız lazım. O da Kur'an'ın kendisinde anlatılıyor zaten. Bunu da Kur'an'da bu müteşabih olarak anlatılmış. Bunu da çözmek için bir çaba, bir gayret gösterilmesi gerekiyor. Orada Zekeriya dediği zaman hep Kur'an'da Zekeriya'dan Zekeriya'yı Meryem'den sorumlu kıldık der. Kur'an'da sorumluluk kılınmasını sadece erkekle ve kadın evliliğinden söz ederek anlatır. Bunu anlamadıktan sonra bu olayın da anlaşılması mümkün değil. Evet, çok doğru. Çok doğru. Zaten ayette, 20. ayette ben Allah'tan gelen bir Resulüm diyor. 18. ayette, pardon 19'da demişti ki ben yalnızca Rabbinden gelen bir Resulüm. Sana tertemiz bir erkek çocuk armağan etmek için buradayım. Eyvallah. Yani
Şimdi burada melek denildiği zaman geleneksel din algısının üzerinden onlar meleği kastettiği için ben de o öyle konuşuyorum. Ama Kur'an'ın kastettiği melekle geleneksel din algısının kastettiği melek farklı şeyler tabii. Onlar melek derken peygamberlere yardımcı gelen efendim 3000-5000 meleği kastetmiyorlar. Yine o gökyüzünden uçup gelen kanatlı nurani varlıkları kastediyorlar. Kanatlı kollu melek. Hep böyle anlıyorlar. Evet. Şimdi o zaman şeyi okuyalım. İbrahim'e gelen şeyi. Andolsun elçilerimiz İbrahim'e müjdeyle geldikleri zaman selam dediler. O da selam dedi. Ve hemen gecikmeden kızartılmış bir buzağı getirdi. Bir dakika hocam, buraya kadar bir anlamaya çalışalım. İbrahim'e elçilerimiz geldikleri zaman selam dediler, bir müjdeyle diyor. Ne müjdesi veriyor melekler? Yani burada İbrahim'in bir erkek çocuğunu müjdeliyor melekler. Melek bunu müjdeleyebilir mi? Önce bunu anlamak gerekiyor. Yani İbrahim geçmişten ve gelecekten gaybla ilgili bilgiyi sadece Allah nebilere veriyor. İşte o gayb haberlerine karşı suçlanamaz diyor Allah. Yani o onunla ilgili gaybi bilgiyi ben veriyorum diyor. Onun için İbrahim'in gelecekte bir çocuğu olacağını nereden bilsin bir kendisine kodlanmış olan, onun dışında bilgisi olmayan bir melek bunu nereden bilsin? Bilemez. Hocam o zaman buradaki müjdelenen çocuk İsmail mi oluyor? İsmail oluyor. Onu da Kur'an'ın diğer ayetlerinde anlatıyor. Dediğiniz gibi hocam şey olsa, dediğim gibi elçilere İbrahim peygamber olsa, İbrahim aleyhisselam zaten elçilere gerek yok. Zaten Allah tarafından bildirilmiş olurdu. Tabii ki. Yani orada İbrahim'e gelen elçilerimiz ifadesi kullandığı zaman nebi ve resul anlamında elçiden bahsediyor. İşte hemen kızartılmış bir buzağa getirdiği ifadesini kullanırken de orada şunu anlamak gerekiyor. Yani İbrahim bir peygamber değildi ama o ona Allah göklerin ve yerin melekutunu öğretiyordu. O mükemmel bir anlayışı, evrendeki çelişkisizliği yakaladı, Allah'ı buldu. Bunlara hazır vaziyetteydi. O meleklerin getirdiği mesaja hemen kucak açtı, kabullendi anlamında kızartılmış bir buzağı diyor. Hani yemek kelimesini Kur'an o kadar geniş yelpazede anlatmış ki ne anlamda kullandığını biz diğer ayetlerden anlayabiliyoruz. Bir de zaten ayette diyor ki Hud suresi 69'da elçilerimiz İbrahim'e müjde ile geldikleri zaman, bak elçilerimiz diyor, rasullerimiz diyor yani. Bunu söylüyor ama toplum bunu ısrarla melek diyorlar. Hep öyle anlamışlar ya. Çünkü gelenler o kızartılmış buzağı yememişler. İbrahim de bunlardan korkmuş. İşte bundan dolayı bu gelen melek diyor. Melek olduğu için İbrahim onlardan korkuya kapıldı diyorlar. Ali Baba iyi bilir. Araştır Ali Baba. Bu söylediğimizi anlayan, yani Kur'an'daki bu anlayışı yakalayabilen bir tane adam göster bana. Hocam hangisini yakalamış ki ben bir tane yakaladığını söyleyeyim. Yok ki hiçbirisi. Hepsini yanlış anlamıştır. Ama ben burada eğer buradaki bahsedilen çocuk olayı gerçekten çocuksa, başka bir şey değilse, yani biz burada kızarmış dana, kızarmış tavuk olmadığını biz bildiğimiz için, başka şeyler olduğunu bildiğimiz için, şimdi buradaki çocuk da çocuksa mutlaka ana rahmine düştükten sonra Allah ona haber veriyor. Yani bu yıllar öncesinden değil. Çünkü evleneceği zaman, hani evlenirken şunu tercih edin diyor Allah, şöylelerini. Yönetici seçerken böylelerini, orada tercihi insana bırakıyor. Onun için o ana rahmine düşmüştür, düştükten sonra müjdelemiştir. Aynı hani elçi derken de buradaki elçi artık o yumurta döllenmeye başlar. Onun belirtileri ortaya çıkmaya başlar. O belirtiler elçidir işte. Yani her belirti, her şeyin belirtisi esasında o şeyin
elçiliğini yaparak haber verir. Bu hayatın içerisindeki her şeye dahil bir durumdur. Onun için ben bunu böyle düşünüyorum. Peki bir dakika hocam. İşte Kur'an'da bunun bir karşılığını vermesi gerekiyor. Hani Meryem'e geldi, ben Allah'tan gönderilmiş bir elçiyim, sana erkek bir çocuk armağan etmek için buradayım dediği zaman ana rahmine düştü müydü? Hocam. Düşmüş olması lazım. Ya düşmüş olması, daha yeni tanışıyorlar hocam. Daha yeni tanışıyorlar hocam. Hud suresi 69'u bir bitirelim. Bitirelim. Şimdi hocam burada diyor ki ellerinin ona uzanmadığını görünce İbrahim durumdan hoşlanmadı ve içine bir tür korku düştü. Biz Lut kavmine gönderildik. Şimdi ellerinin ona uzanmaması ne demek hocam burada? Ellerinin ona uzanmadığını görünce ifadesi kullanırken İbrahim değil uzanmadığını gören, o yemek kelimesinin ne anlama geldiğini Kur'an ne olarak anlatıyor? Allah'tan gelen Rabbani yoldaki anlayışı kabul eden insan olmadı. Bu da şu ayette açıklanmıyor mu? Hani İbrahim tek başına bir ümmetti diyor. Babası müşrik, dedesi müşrik, toplum müşrik, hepsi müşrik. Onların içerisinde tek başına bir ümmetti kelimesiyle o ilahi mesaja duyarlı bir tek kişi olmadığını görünce ifadesini anlatıyor. Burada İbrahim'in kavmi o elçilerin getirdiği İbrahim'in de alaka duyduğu vahye, İbrahim'in kavmini elleri buna uzanmıyor. İbrahim bunu görünce mi bir tür korku düşüyor içine? Yani tabii ki, yani o topluluk o gelen nebilerin, resullerin sözlerini kabul etmiyor. Ondan dolayı korku düştü diyor. Onlar da İbrahim'in bundan sorumlu olmadığını, kendisi ancak hani bir insan kendisi istemedikçe bütün dünyadaki insanlar toplanıp bir araya gelseler onu ne doğru yola ne de yanlış yola götürebilirler. İşte İbrahim'e o gelen Resuller bu ilahi mesajı anlatınca İbrahim rahatladı diyor. Olay bu değil mi? İbrahim daha peygamber değil. Bunu anlamak gerekiyor. Evet. Peki arkadaşlar, saatimiz geldi. İşte bugün Allah'ın insanlarla konuşmasını işleyelim dedik ama tabii yine yetmiyor her şeyi bir şey yapmak. Daha rüya üzerinden konuşma olayı vardı. Onu konuşmadık mesela. Yusuf'un rüyası, Allah Resulü'nün rüyası. İsterseniz yarın rüya üzerinden konuşulmayı da konuşuruz veya artık kaldığımız yerden Nur suresinden sonra ne geliyordu? Furkan suresi hocam. Furkan suresi ya da Furkan suresinden devam edeceğiz. Ne karar verirseniz. Yok yani burada saatimiz gelsin varsın. Önemli değil. Burada gerçekten şu anlatılanlar, Kur'an okuyanlarsınız hepiniz. Yanlış bir yönü var mı? Varsa söyleyin. Deyin ki muhalefet eden bir ayet gösterin. Onu konuşalım. Onunca zaten soruyoruz hocam. Veya itiraz ediyoruz. Veya anlamadıysak soruyoruz zaten. Ha, böyle olacak işte. Yani arkadaş, ben buna katılmıyorum. Sebebi ise şunlar şunlar deyip belgelerle ortaya çıkılması gerekir diye diyorum. İşte Naina bizi güt demeyin, unzurna bizi gözetleyin. Biz Allah'ın gönderdiği vahiy bilgileri doğru anlamak için çaba gösteriyoruz. Siz de öyle, hepimiz öyle. Bunun dışında bir şeyimiz var mı, gayemiz var mı? Yani biz Allah'ım bizi doğru yola ilet diyoruz. Bizi yanlışlıklardan, hatalardan uzaklaştır diyoruz. Bunun için ne yapmak lazım? O konuda çaba göstermesi lazım. Hocam bu ayetlerde eğer okuduğumuz ayette anlamadığımız yerler ya da anladığımız yerler hayatta bir karşılığı varsa, yani onu orada mesela kızarmış dana, şimdi o günkü kızarmış danadan bana ne? Yani o kızarmış danadan bugün
benim hayattaki herhangi bir sorunumu çözebilecek bir şey ortaya çıkması lazım. Onun için o dana değil. Ben burada size katılıyorum. Yani dana demiş, tavuk demiş. Hayır, o dana değil. O tavuk da değil. O işte kısırdı benim hanımım. O karının, kadının kısırlığı da değil o. Yani oradaki olan o anekdot, eğer metin anlamıyla eğer ne okuduysak olur dediğimiz zaman o orada kalır. Biz onu bugün hayatta taşıyamayız ve ben o ayetten örneklik çıkartamam. Bugünkü hayatıma bir şey taşıyamam. Bugünkü o ayette, bugünkü hayatımda hiçbir sorun çözemem. Çok onun için bizim mutlaka ilgili ayetleri ve benzeşen ayetlerini hem bağlamlarıyla hem benzeşenleriyle inceleyip bugün hangi sorunumuzu çöz. Mesela biz dün tekrar bizim grupla bu haram ayı, Mescid-i Haram'ı, ondan saç tıraşını hepsini tekrar düşündük. Tekrar etraflıca arkadaşlarla bunları ders halinde işlemeye çalıştık. Ve saç tıraşı. Abi saç, Allah'ın benim saçımın tıraşıyla alakası olmaz. Bugün eğer saç tıraşı ise bu ayet gerçekten, o orada kalmıştır. Benim ondan bugüne taşıyacağım hiçbir şey olamaz. Onun için hani başını dik tutmak, vakarlı durmak. Saçı tıraş ettirince de başı indirmek, diklenmemek, kibirlenmemek. Bak, saçını kesme, vakarlı ve başı dik bir şekilde saçını kes. Niye? Saçını kesince müminler arasına giriyor çünkü. O zaman da diyor kibirlenme ve onlara üstünlük büyüklük taslama. Bak ne kadar güzel oturdu. Bak insan inşa ediyor ayet. Onun için biz mutlaka metin anlamlarını değil, o ayetin bugün hangi hayatımızda hangi sorunu çözdüğüne mutlaka ulaşmamız lazım. Bunu yaptığımız andan itibaren o bizim psikolojimizi düzeltiyor. O bizim sosyolojik alandaki toplum halinde yaşantımıza çeki düzen veriyor o ayet. Dolayısıyla da her şey güzelleşiyor. Bu böyle oluyor. Başka türlü Kur'an hayat kitabı olamaz. Yani Kur'an bize doğru yaşamanın hayatını öğretiyor. Eğer biz bu Kur'an'dan nerede nasıl davranacağımızı anlayamazsak bu Kur'an okumanın bir yararı var mı bize? Hayata götürmek gerekiyor. Hep şunu diyor Allah. Yani bir vahiy ayetler var, bir de kevni ayetler var. Onu boşuna söylemiyor Allah. Evet, peki arkadaşlar. Allah razı olsun. Oldu. O zaman yarın Furkan suresinden devam edelim inşallah. Devam edelim inşallah. Selamun aleyküm. Allah'a emanet olun. Aleyküm selam. Hayırlı geceler. Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun diyorum.